Merhaba arkadaşlar, ben Radikatus. Çok eğlenceli Kendin Yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir Kendin Yap projesini paylaşacağım. Bugün yine Dust kilimizle çok basit bir şekilde kolay malzemelerle nasıl Noel Baba magneti yapıldığını göstereceğim. Bir miktar aldığımız kili önce bir yuvarlak şekle getirmek için hafifçe yoğurabilirsiniz ya da isterseniz bu şekilde elinizle de açabilirsiniz. Ben birazcık daha kil alıp daha sonra bunu kalınlaştıracağım. Yaklaşık 1-2 santim ya da 1,5-2 santim civarında bir kalınlığa ulaştığında şeklimi çizip kesmeye başlıyorum. Ben iğne ve hobi amaçlı kullanılan bir sürü yardımıyla bu şekli vereceğim. Böyle bir şapka yapıyorum. Sonra bir bıyık yapacağım. Yavaşça da bir gövde kısmını yapıp sanki uçuyormuş gibi bir Noel Baba çizip onun ayak kısımlarını yapacağım. Sonra şöyle birazcık bir ayak kısmını tamamlayayım. Sonra onun ucunda bunu birleşik duran bir ayak daha tamamlıyorum. Ayak kısımlarını da çizdikten sonra şimdi şapka kısmının bu kıvrık yerine küçük böyle birkaç kıvrılma noktası kesiği yapıyorum. Sanki şapka kıvrılmış gibi bir görüntü vermek için. Sonra şapkanın yine bir beyaz kısmını belirtmek için bir çıkıntı yapacağım. Şimdi yüzün tam ortasına bir burun, küçük iki tane güzel şirin bir göz yapıyorum. Hemen bıyığımızın kenarını, burnunu da belirginleştirdikten sonra şöyle birazcık daha bir şekil vermeye başlıyorum. Böyle kocaman sakallar yapacağım. Sonra bu sakalın içerisine yuvarlak yuvarlak küçük rulolar yapacağım. Hatta eline bir tane kil ekleyip eline birazcık daha boştan kil alıyorum, ama fazlalık olan kili alt kısmı ekleyip burayı da elinde sanki böyle bir yıldız asa varmış gibi bir görüntü yapmayı düşündüm. Hatta evet, elinde bir tane de yıldız ve asa çizmeyi düşünüyorum şimdi. Alt kısmını tamamladım. Eline de güzel bir tane yıldız çizdik mi? Tabii ben o kadar güzel yıldız çizemiyorum ama yani kil üzerinde çalışmak çok da kolay değil zaten. Hem yumuşak bir malzeme, hem de iğne böyle çok yıldız çizmek için çok müsait malzeme değil, ama elimde ne varsa onu güzel bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Olabildiğince yıldıza benzetmeye çalışacağım. Siz daha güzel yaparsınız umarım. Şimdi gövdesinden böyle, yani çenesinden aşağıya kol kısmına kadar sakalın kıvırcık kıvırcık böyle hem sevimli tatlı bir görüntü, hem tonton bir Noel Baba'nın sakalını belirgin bir hale getirmek için Noel Baba'nın sakalını yaratmaya çalışacağım. Böyle yuvul uvulu, birazcık da bulut görüntüsü havasında böyle pof pof görünümlü bir sakal çizmeye çalışıyorum. Aslında yani mümkün olduğunca hayal gücümüzü gerçekleştirmeye çalışmak burada önemli olan. Ben böyle farklı bir hayal gücü değerlendirmesi ve denemesi yapıyorum. Yani sizi de kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Dust Kill ile, yani Dust Kill dememin sebebi, ben Dust'ı tercih etmemin sebebi, kil kuruduğunda çatlamıyor ve çok daha yönetmesi ve kullanması oyun hamuruna benzeyen bir yapıya sahip. Birazcık suyla cıvıttığınızda çok daha güzel şekiller verilebiliyor. İsterseniz onu biraz daha kurumasını bekleyip daha güzel kalıp gibi şekiller çıkartabiliyorsunuz. Eğlenceli bir malzemesi var. Yani böyle. Ben dediğim gibi Dust Kill dememin özellikle sebebi o. Yani özellikle kesinlikle bir reklam ya da herhangi bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Benim tercih ettiğim bu olduğu için bunu açıklamak istedim. Neyse, konuma geri döneyim. Şimdi burada yuvarlak bir pompon yapacağım. Mümkün olduğunca pompona benzetmeye çalışacağım. Tabii onları beyazla boyadıktan sonra çok daha belirgin hale gelecek. Son evrede zaten göreceksiniz. Evet, şimdi şekli tamamladıktan sonra en sevdiğim noktalardan birisi de bu şeklin kenarlarından kesip çıkarmak. Çünkü tam kurumadan bu işlemi yapmanız gerekiyor ve yavaş yavaş kalıp gibi bunu kesebilmek için de oluşturduğunuz şeklin yapısını bozmamak çok elzem. Yani çok önemli. Çünkü yanlışlıkla o parçayı oradan çıkartırken oluşturduğunuz şeklin yani
doğal yapısını bozduğunuzda yapmak istediğiniz şeyi zaten elde etmemiş oluyorsunuz. Neyse, çok konuştum bugün ama şöyle, genelde insanlar hani çok fazla videolarınızda konuşmuyorsunuz diyenler oldu. Ben bundan sonra birazcık daha açıklayıcı ve mümkün olduğunca yine daha anlatılarak yapmaya çalışacağım elimde gösterdiğim şeyleri. Şimdi kenarlardan yavaş yavaş dış kısımlarından fazla parçalarını çıkartarak bütün şeklin dış görüntüsünü temizledikten sonra tüm hatlarıyla yapmak istediğimiz magnetimizi oluşturmuş olacağız. Ben şimdi bir kısmını temizlerken gösterdim. Şimdi tamamlanmış haline geçiyorum. Küçük küçük şimdi düzeltmeler yapacağım. Elimdeki büstürü yardımıyla çıkıntı olarak kalan pürüzleri temizleyeceğim diyeyim aslında. Yavaş yavaş kaba şekli oluştururken incelttiğim noktalar oldu. Onları birazcık daha kilekleyip hem daha kalın hem de ana objeye daha benzer yapıya sahip olabilmesi için onu birazcık daha kille kalınlaştırıyorum. Şimdi kurudu bir miktar. Arkadaşlar bunu tamamen kurumasını beklemek yaklaşık 24 saat kadar bir zaman alıyor. Ben mümkün olduğunca kurumasını bekledim. Kil tamamen kuruduktan sonra şimdi gördüğünüz gibi bu çıkıntı dediğim yerleri kille böyle zımparayla yapabilirsiniz ama çok girintisi çıkıntısı olan bir magnet hazırladığım için ben bunu elimdeki o bistürü yardımıyla çıkıntı olan yerlerini böyle el yardımıyla küçük küçük kazıyarak fazla gördüğüm noktalarını incelterek bu şekilde temizleyeceğim. Pürüzsüz bir yapı elde etmeye çalışacağım. Yani temiz bir boya yapabilmemiz için gölgeleme kısmının, o siyah boyayacağım yerlerin pürüzsüz olması gerekiyor. Bu işlem biraz zaman alacak. Bunu da başlangıç kısmını size göstermiş oldum. Şimdi tamamen magnetimizin şekli oluşturuldu ve temizlendi. Önemli kısma geçelim. Yavaş yavaş boya işlemlerine başlıyorum. Ayak kısımlarını kahverengiyle boyuyorum. Şimdi de şapkası ve gövde kısmı için net böyle berrak bir kırmızı renk kullanacağım. Yavaş yavaş küçük küçük böyle darbeler vurarak boyama işlemini yapıyorum ama sakallı kısmı gövdeyle birleşik olduğu için ben en sona kolunu bıraktım boyama işleminde. Göreceksiniz zaten boyamada en son kolunu boyayacağım ki sakal beyaz bir ton belli etmek amacıyla. O sakaldaki desenleri ve gözleri şu an çok ışıktan dolayı da net belli olmuyor. Ben gövdeyi ve şapkayı boyadıktan sonra beyaz kısımlarını boyayacağım. Ve önce ince hatları belli edebilmek için siyah boya yardımıyla gölgeleme yapacak şekilde şapkanın bittiği ve elbisesinin alt kısmının bittiği yerlere siyah boya yardımıyla ve elindeki o ince demir çubuk yardımıyla küçük küçük siyah gölgeler yapıyorum. Ama tabii şapkayı da kırmızıya boyayalım. Aradan çıksın. Bir an evvel onun boyama işlemini tamamlıyorum. Ki ince hatlara birazcık daha yoğunluk verebileyim. Beyaz boyaya geçmeden önce bu kırmızı noktaları belirgin bir şekilde boyamalıyım. Çünkü kırmızı boyayla başlamazsanız önce beyazı boyadığınızda üstüne kırmızı boyarken beyazı sıçrattığınızda temizlemek gerçekten çok zor olur. Burada yapmanız gereken öncelikle kesinlikle renkli boyalardan başlamanız. Daha sonra ten rengi için beyazla mesela turuncuyu karıştıracağım. Yüzünü ve burnunu boyayacağım. Bıyıkları ve sakalları olan beyaz kısmını normal Sensident boya ile kırmızı boyayı da aynı şekilde ona benzer bir akrilik boya kullandım. Yüz kısmına geçmeden önce tabii öncelikle sarı boyayla şimdi burada topasını sarı boyayla belirginleştirmek istiyorum. Yani sarı boyamız da tabii ki akrilik boya. Ben kesinlikle kil üzerinde bildiğiniz su bazlı akrilik boya kullanıyorum arkadaşlar. Hem kullanımı çok kolay hem de bu boyalar kuruduğunda çok daha canlı bir renk katıyor. Kil tamamen kurumadan kesinlikle boya uygulaması yapmayın. Buradan size tavsiyem olsun. Ekranda görmüş olduğunuz beyaz getirdiğim boyayla yine akrilik su bazlı boya tabii ki. Şapkasının uç kısmını yavaşça boyuyorum. Gövdesinin alt kısmındaki o pelerin dediğimiz pelerinin yani pompon olacak olan şapkasının ucundaki top topu, o pelerinin altını gördüğünüz gibi beyaz kalın bir tabaka haline bırakıyorum ve ufak tefek o pürüzler de üstü kapanıyor gördüğünüz gibi. Ama kesinlikle kırmızı boyaya ve diğer boyalara çok kaçmamaya çalışıyorum. Sakalını da bu şekilde boyayacağım. Sonra hafif hafif peçeteyle tamponlayıp gölgelendirmesini yapıp sakalın o çizgi kısımlarını, o yuvarlak yuvarlak gölge yapsın diye onların üzerindeki fazla boyasını sileceğim arkadaşlar.
Burada beyaz çok yani fazla değil ama bir miktar beyaz, fırçanın ucu kadar beyaz bir boya aldım ve onun içerisine küçücük bir turuncu boyadan damla olarak aldım ve ten rengini oluşturmak için gördüğünüz gibi çok hafif bir pembe ile turkuaz, yani şey, pembe ile turuncu arasında bir renk yakaladım. Bununla burnunu ve yüz kısmını boyuyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burada da size bahsettiğim peçete ile tamponlama işlemini yaptıktan, yani fazla boyayı aldıktan sonra çizgi kısımların üzerinden biraz geçerek onların derinliklerini belirgin hale getiriyorum. Burada da siyah boyayla göz kısımlarını, çukurların içerisine siyah noktalar yaparak daha görünür hale getirdim. Şimdi yine o demir çubuğun uç kısmıyla yine bıyık ve burun çevresindeki ince hatlarını oluşturuyorum. Şimdi kalın olan kenar kısımlarının tamamına hem bir üçüncü boyut yaratmak hem de daha böyle şık bir görüntü elde etmek için magnetin tamamını, etrafını siyah boyayla döndüreceğim. Bildiğiniz yine akrilik siyah boya kullanacağım arkadaşlar. Tabi arada kırmızı ile boyamam gereken, beyaz boyayı kullandık çünkü artık sakallar boyandı. Kırmızı ile boyamam gereken kol kısmını da gönül rahatlığıyla boyayabilirim. Böylelikle bu açığımı da kapatmış oluyorum. Yani açık bıraktığım kol kısmını da kırmızı ile boyayıp kenarlarını siyah boyamaya devam edeceğim. Şimdi Cadence, gördüğünüz bu akrilik yarım mat vernik ile su bazlı akrilik yarım mat verniğim var arkadaşlar. Ben bunu bütün kullandığım kil çalışmalarımın hepsinde kesinlikle üzerine vernikliyorum. Hem koruyucu özelliğe sahip hem de daha canlı bir görünüm elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Magnetimin silikon tabancası ile mıknatıs kısmını yapıştırıyorum. Magnetimiz bitti arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahaki güzel bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.